Bizim dinimiz aslında istişareyi ve liyakatı esas tutuyor. Adaleti esas tutuyor. Şimdi bunu hiç ciddiye almayan bir iktidar nasıl olup da dindarlık taslayabilir? Yani sen Süleyman Şah Türbesi'ni bile kaçırmışsın. Adalarının yunu işgaline engel olmamışsın. Andımıza, TC kavramına, her şeye karşı çıkmışsın. Kalkıp milliyetçilik taslıyorsun. Ama maalesef bugün bir Devlet Bahçeli tam anlamıyla sarayın avukatı rolünde. Yani ben rahmetli Türkeş'i manevi evladı gibi severdi. Ta 1974'ten beri çok sıkı bir gönül bağımız vardı. Ya biz milliyetçiliği ondan öğrendik. Siz yazınızda yani demişsiniz ki Tayyip Erdoğan ilk turda seçilemedi. Mecliste MHP'nin esiri durumuna düştü demişsiniz yazınızda. Öyle oldu. Öyle oldu. Yani şimdi MHP'de herhangi bir lider değişikliği olduğunda yani topal ördek değil tamamen yetkisiz ve etkisiz hale gelecektir. Kaldı ki tek adam sistemi de maalesef meclisin bir yetkisi de olmuyor. Yani bir kişinin iki dudağı içinde. Yani bir insanın her şeyi bilmesi mümkün değil. Kaldı ki yani Tayyip Bey'in ne ekonomi bilgisi, ne devlet tecrübesi, bu kadar karmaşık problemlerin olduğu, iç ve dış politikada böylesine çok hareketli günlerin yaşandığı bir ortamda yeterli değil. Ekonomistim diyor ama ekonominin hiçbir konusunda doğru kararlar da alamıyor. Şimdi böyle olunca halkımızın ikinci turda bence özellikle gençler ve kadınlar, bakın yani ben 6 torunluyum, 4'ü kız çocuğu, 2 evladımın da, 3 evladımın da 2'si kız. Yani kadınlarımızın geleceği için hakikaten çok korkuyorum. Yani gerek Hüdapar'ın, gerek Fatih Erbakan'ın söylediklerinin ne insanlıkla ne de dinimizle hiçbir ilgisi yok. Yani bunların kafasındaki şey ve AKP de buna karşı çıkmadığına göre aynı konuda birleşmiş ve söz vermiş durumdalar. Ve böyle de olunca hasbelkader de yaklaşık 60 yıldır ben ekonominin içindeyim. Hesap uzmanı olarak, yeminli mali müşavir olarak, defterdar olarak ve de rahmetli Özal'ın döneminde başbakanlık müşaviri olarak birçok konularda hep devlet kanun yapımından icraatına kadar yer aldım. Yani bunların şu andaki ekonomik tablosu o kadar vahim ki, hele 2023 yılında vaktim varsa bir iki rakam arz edebilir miyim? Lütfen, tabii. Bugünkü durumu anlatacaksınız herhalde. Buyurun. Evet, bakın yani Türk tarihinde en müsrif yönetim bu. Sarayın günlük harcaması 18 milyon lira. Ki bu sadece o bütçeden, diğer bütçeleri saymıyorum. Mesela ilk ayda Cumhurbaşkanı'nın koruması için 168 milyon lira harcama yapılmış. İki ayda. Ve düşünebiliyor musunuz? Türkiye bütçesinden uyuşturucu mücadelesine harcanan paranın iki katı. Yani uyuşturucu Müthiş. Ki maalesef bugün ülkemizi kasıp kavuruyor. Ama verdikleri önem şu. Şu anda 4 ayda bütçe açığı 417 milyar lira. Deprem konutlarını yapıyoruz diyorlar. Yandaşlara son bir ay hariç 185 milyar liralık ihale verdiler. Bakın kısa vadeli borcumuz yani bir senede olan 203 milyar dolar ödenmesi gereken. Merkez Bankası'nın rezervine eksi 70 milyar dolar. Yani bu inanılmaz korkunç bir tablo. Cari açık, ithalat ihracat farkı aleyhimize 54 milyar dolar. Tarım ithalatını AKP döneminde tam 142 milyar dolar. E bu parayı Serhat Bey kendi çiftçimize versek inanılmaz bir şekilde bolluk bereket olacaktı. Çiftçimiz abad olacaktı ve bu sıkıntılar evet. Bu enflasyonda olmayacaktı. Bakın faiz geçen sene 311 milyar lira ödedik. Hani faize karşı diyoruz ya. Hı hı. Bu sene 563 milyar lira faiz ödemesi var. 200 milyar lira da kur farkının getireceği yük var. Bu kur korumalı mevduatın şeyi de
hesabı kitabı artık belli değil. Yani kontrol edebilirim olmaktan da çıktı. Ama ne olmuş? Fakir daha fakir, zengin daha zengin olmuş. AKP döneminde milyoner sayısı tam %82 artmış. Şu an 760.982 milyonerimiz var. Yani ama ülke zenginleşmemiş değil mi? Milyoner sayısı artmış ama ülke zenginleşmemiş hayır herhalde. Efendim, yani şimdi milli gelirden alınan pay ilk %20 ile alttaki %20 arasında alt kesimin aleyhine fevkalade bozulmuş ve alt kesim milli gelirin %50'sine yakın bölümünü alır hale gelmiş. Yani Türkiye gelir dağılımında adalette dünyanın en son sıralarında, Afrika'nın falan filan gerisinde kalıyor. Ya bu kadar bozuk bir tabloyu hala savunabilmek için ya biraz da ya insanda vicdan olması lazım. Yani bence gerçekten siz milliyetçi ve inançlıysanız ya biz bunu beceremedik, hakkınızı helal edin. Biz köşemize çekiliyoruz. Artık ölene kadar tövbe edeceğiz. Yaptıklarımız hatalar dolayısıyla Allah'tan özür dileriz. Buyurun bunu yapacak olanlara ehliyetli, liyakatlı ve namuslu kadrolara verelim. Düşünebiliyor musunuz? 15 tane şehir hastanesi var. Bunun maliyetiyle tam 108 tane hastane yapabilirdik. Yani bu beşli çete ve yap işlet modeli soygununun Türkiye'yi soktuğu şimdi vakitler kazanç garantili çektiren olduğu için değil mi? Kazanç garantisi veriliyor. Aslında devlet daha ucuza onları mal edebilirdi. Ve inanılmaz bir yani maliyeti normal fiyatların çok üstünde şey yapılıyor. Bakın bu şeylerde de mesela deprem evlerinde de ilgili ve yetkili odaların birim fiyatlarıyla depremde yapılan ihalelerdeki rakamlar inanılmaz. Farklı ve üstte. Neden? Çünkü ihale yok. Davet ediyorsunuz, yandaşınıza ikram ediyorsunuz. Böyle bir sistem olur mu canım? Yani iki şeyi affetmem diyor Allah. Kul hakkını ve şirki. Kendinizi övgülerle tövbe yarabbim putlaştırıyorsunuz. Her türlü şeyi ortaya koyuyorsunuz ama esas olan bir de haramdan elinizi çekmiyorsunuz. Yani şimdi bu şartlar altında yani ben bir partili değilim. Ama ben Kemal Bey'i tanıyorum. Yani Kemal Bey'in dediğim gibi 50 yılda biz beraber de çalıştık. Katma değer vergisi kanununda, sosyal güvenlik reformunda, yeminli mali müşavirlik mevzuatında. Yani bir de rahmetli Özal da mesela Demirel'de Tansu Hanım da Kemal Bey'i çok takdir ederdi. Yani sabahlara kadar Turgut abi rahmetli Özal bütçe çalışmalarında ve kanun çalışmalarında Kılıçdaroğlu'ndan hep yararlanırdı. Ben hatta şahidim böyle en disiplinli geçinen bir maliye bakanımıza ya dedi Kemal'i ikna et öyle gel dedi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na bu kadar gelirler genel müdürü iken bu kadar güveniyordu. Sonra Özal da biliyorsunuz zaten onu Cumhurbaşkanlığı şeyinde de hep istifade etti dışarıdan da olsa. Şimdi yani benim derdim emanetin ehil ellere verilmesi. Eğer bizim şu kadarcık inancımız varsa Kur'an-ı Kerim'in 700 yerinde aklınızı kullanın diyor. Emaneti ehline veriniz diyor. Şirkten ve kul hakkından uzaklaşın diyor. Affetmem diyor. Şimdi inançlı bir kişi olarak ve ülkesini de çok seven bir kişi olarak şahsen buna tepki gösteriyorum. Yoksa yani evet deseydik bugün bana hem kurucu olarak AKP ilk günlerden hem milletvekili adayı olarak hem de belediye başkanı adayı olarak tekliflerde bulundu. Ama bizim hem din hem dünya görüşlerimiz çok farklı olduğu için hiçbirine evet demedik ve ne kadar haklı olduğumuz da ortaya çıktı. Evet. Peki siz neden kabul etmediniz mesela size AKP'den gelmiş teklifler? Ama yani şimdi yani benim bir kere temelde en şey yaptığım konu, tepki duyduğum, affetmediğim konu dinin siyasete ayet edilmesidir. Din birleştiricidir. Yani cami ne demek? Cemeden, toplayan. Yani camide senin
rütben, mevkiin, politik görüşün falan yok. Orada Allah'la yüzle karışırsın. Ve bir de peygamberimize bile Allah'la kul arasına girme yetkisi verilmemiş. Sen sadece anlat diyor. Gerisi bana ait diyor. E şimdi bunlar yani cenneti pazarlıyorlar. Bizim partiye oy veren cennete gider diyor. Böyle yani bu tam küfür oluyor kardeşim. Yani ben bu konularda inancıma ters duracak, düşecek bir davranışa kesinlikle giremem. Yani dinin en büyük dine ihanet bu daha önceki dönemlerden başladı maalesef. Dinin siyasete alet edilmesidir. Ve maalesef cemaatler de buna alet olmaktadır. Yani adam yanmaz kefen satıyor, cennete götüren terlik satıyor, cennete bilet satıyor. Yahu sen kendini kurtardın da başkasına nasıl yararlı olabileceksin? Bunu anlamak mümkün değil. Yani tam anlamıyla dinimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği talimat çerçevesinde yeşil kuşak bu ve ılımlı İslam projeleriyle bütün milli ve manevi değerlerimiz artık Türklük kavramı dejenere edilmiştir. Yani milliyetçiyim diyen adam TC kavramından gıcık duyar mı? Ne mutlu Türk'üm diyene lafından gıcık duyar mı? Yani işte terör diyor. Yani FETÖ ekibini en kılcal damarlarına kadar yerleştiren, hakim kılan, ben Özal'ın da yakınıydım. Türkeş'in de Allah'a var. Çiller döneminde de böyle bir olay cereyan etmedi. Hangi dönemde oldu? AKP iktidarından sonra oldu. Şimdi kalkıp muhalefeti bu tür şeylerle suçluyorlar. Ama kabul etmek lazım. Yandaş medyanın ve diğer şeylerin de etkisi de çok sıkı bir beyin yıkama. Allah razı olsun sizin gibi birkaç televizyonun dışında gerçekleri dile getiren mihraklar da çok az. Yani halkımız tam bir bombardıman, özellikle Anadolu halkı, Orta Anadolu halkı. Peki siz dediniz ki çok seviyesi düşük bir seçim süreci yaşadık birinci tur öncesinde. İstismarlar yapıldı, din istismarı yapıldı, savunma sanayi istismarı yapıldı. Yalan, yanlış, montaj, kasetler gerçekmiş gibi izletildi. Ve sonuçta bazıları diyor ki ama Erdoğan 49,5 oy aldı. Moralimizi bozalım mı? Bundan sonrası için işimiz daha mı zor? Onun için siz 80 yaşındasınız. Devletin her kademesinde çalışmış bir insansınız. Buna ne diyorsunuz peki? Ne diyeceksiniz? Biz daha böyle morali şimdi bozulanlara ne diyeceksiniz? Şimdi bir kere yani YS'e düşmek yanlış. Bu ülke bizim. Biz en azından çocuklarımıza ve torunlarımıza karşı da sorumluluk sahibiz. Çünkü ben bir ilkokul hademesinin, daha sonra işçi olan bir babanın oğluyum. Bu devlet beni parasız yatılı, burslu okuttu. Bir de Belçika'da da ihtisas yapmamı sağladı. Yani ölene kadar benim minnet borcum bitmez. Yani vatanını seven herkes hiçbir şekilde moralini bozmamalı. Bir kere o %49 oranı ne kadar gerçekçi? Ne kadar manipülasyon var? İki, şu anda ortada 12 milyon oy var. 8,5 verilmemiş. 1,5 yaklaşık iptal. Bir de Sinan Oğan'ın oyları var. Yani bu oylar şimdi yeni yerini bulacak. Artı yani İstanbul, Ankara, İzmir ve benzeri büyük şehirlerde bu farkın çok daha fazla artacağına inanıyorum. Karadeniz ve Orta Anadolu bölgesinde de özellikle bu din konusundaki açıklamaların çok daha detaylı olarak din ve terör konusunda yapılacağını düşünüyorum. Yani ben o zaman da yazılarımda yazdım. O çözüm süreci rezaletini bize kim